Başkanı. 12 Şubat'ın umut ışığı. Milli Görüş davasının çizikini çekmiş bir resimden gelen. Heyecanın başkanı, Yeniden Refah Partisi 12 Şubat İlçe Başkanı Sayın Muhammed Aydan Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Yeniden Refah Partisi 23 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin üzerinin dibinde kuruldu. Tüm Türkiye'de il, ilçe, belde teşkilatlarını tamamlamış olup Ekim ayında yapılacak büyük kongreyle parti kuruluşunu tamamlamış olacak. Yeniden Refah Partisi kuruluşunu ne Amerika'dan, ne Siyonist İsrail'den, ne Avrupa ülkelerinden, ne de Mason lobilerinden birçoklardan değil. Müslüman Türk halkı ve İslam coğrafyasının dualarını alaraktan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızdan sonra Milli Görüş'ün yeni lideri Doktor Fatih Erbakan, Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu da partimizin kurucular arasında. Dünyada olup olup Müslüman kanı akarken her taşın, her olayın altından yılan İsrail ve işbirlikçi Amerika çıkarken bizde Erbakanlar bitmez. Biz geriye döndük, sizler deliye göreceksiniz. Bizde Abdülhamitler bitmez, bizde Fatihler bitmez, bizde Mücahitler bitmez. Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkenin potansiyelini doğru kullanılmadığı, ekonomik krizin vatandaşa vurmaya başladığı, kredi ve faiz borcu içerisinde mücadele eden insanımız aradığı alternatifi inşallah partimizde bulacak, partimiz ile milletimiz refaha kavuşacaktır. Mevcut muhalefet liderleri ya seçim kaygısıyla mevcut iktidarın sözünden çıkmıyor, ne de mevcut iktidar ne yaparsa yapsın yanlış diyor. Bu millet aslının kopyasından çok yorulmuştur. Bu millet doğruya yakın yanlışlardan çok utanmıştır. Bu millet gergin siyasetten, çatışmalardan çok utanmış ve bıkmıştır. Bizler yeniden Refah Partisi olaraktan kavga için, İntikam için kinle değil, öfkeyle değil, hırsla değil. Bizler milletin birliği, beraberlik içerisinde ötekileştirmeden yapılan tüm hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yapılan yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz. Artık alternatif var, artık umut var, artık çare var, artık yeniden Refah Partisi var diye yola çıkıyoruz. Yeni parti kurmayı düşünen siyasilere seslenmek istiyorum. Siyaset bir gruba dahil olmak değildir. Siyaset bir duruşa sahip olmaktır. Irak-Amerika savaşı esnasında mecliste tezkere geçeceği gün sabaha kadar uyuyamadım diyen Abdullah Gül. Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar para hesabımıza gelecek diyen Ali Babacan, yarın mahşerde ölen, burnu kanayan yaşlıları, çocukları, tecavüze uğrayan kadınların hesabını veremeyeceksiniz. Bu millet artık sizlere inanmayacak. Sanki mevcut iktidar partisinin kaptan köşkünde siz yoksunuz. Sanki iktidarın A takım kadrosunda yokmuş gibi bu millete yeni parti kurup bu milleti kandıramayacaksınız. Bu milleti ikna edemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle hak ile batılın mücadelesini yeniden Refah Partisi elleri olaraktan bizler kazanacağız. Ve bu millete hizmet edeceğiz. Yeni parti kurmayı düşünen siyasilere seslenmek istiyorum. Siyaset bir gruba dahil olmak değildir. Siyaset tüm öncelikle bir medyaya teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçe başkanlığı olarak 50 küsur mahallede toplamda 137 mahallemiz var.
50 küsur mahallede mahalle temsilcilerini atadık. Yönetim kadrolarımız oluştu. Kadın kolları kadrolarımız oluştu. Gençlik kadrolarımız oluştu. Şu anda mahallelere iniyoruz. Üye kayıtlarımız devam ediyor. Takriben 4000'e yakın bir üye kaydımız var, üyemiz var. İnşallah 12 Şubat İlçe Başkanlığı gümbür gümbür geliyor. Bütün Kahramanmaraşlıları da bekliyoruz inşallah. Bugün 12 Şubat İlçe Başkanlığı'nın 1. ilçe divan toplantısını gerçekleştirdik. Ve biz kadın kolları olarak her hafta Perşembe günleri saat 1'de toplantılarımızı yapıyoruz. Ve sizlerden de eşlerinizi, yakınlarınızı mutlaka toplantılarımıza katılmalarını bekliyoruz. Özellikle bir medyaya teşekkür ediyoruz. Bizleri bir gün yalnız bırakmadılar. Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız yer kalmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 137 tane mahallemiz var. Bunların 137'sinde de mahalle başkanımız var. Kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Bunları daha fazla geliştirerekten devam edeceğiz inşallah. Bugün 13 Şubat ilçe divanımızın ilkini gerçekleştirdik. Elhamdülillah çok başarılı geçti. Halkımızın teveccühüyle karşılaştık. Bundan sonra da sahalarda varız. Alternatif var. Hep beraber coşkuyla, birlikte, beraber biz olarak devam edeceğiz. Yeah.